Yepyeni bir günden herkese merhabalar. Hayırlı sabahlar. Diyanet Televizyonu'na Yeni Güne Merhaba programına hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Hepinize hayırlı, sağlıklı, huzurlu, bol bereketli bir gün diliyorum değerli izleyenler. Rabbim bize dünyada da iyilikler versin. Ahirette de iyilikler versin korktuklarımızdan emin, umduklarımızdan aile eylesin inşallah. Değerli izleyenlerimiz bugün obezite ve tedavi yöntemlerini konuşacağız. Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları kliniği uzmanı doçent doktor Muhammed Kızılgül beyefendi bizlerle birlikte olacaklar. Sizler de sorularınızla, mesajlarınızla bizlere eşlik edebilirsiniz. Yeni Güne Merhaba TV Instagram adresinden bizlere ulaşabileceğiniz gibi 0538 011 2663 nolu WhatsApp hattından da bizlere ulaşabilir. ...ama önce israfsız sofralar köşemize döneceğiz. Yemek eğitmeni ve şefi Nuriye Ataseven ablamız... ...bizleri güzel tarifleriyle karşılayacak. Yeni Güne Merhaba başlıyor. İsrafsız sofraların, geleneksel lezzetlerin sırrına erip... ...az vakitte çeşitli yemek yapmak isteyen mutfak sevdalıları ekran başına... ...yemek şefi ve eğitmeni Nuriye Ataseven... Az sonra israfsız Sofralar köşemizde. Nuri ablacığım hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırlı hoş, sabahlar. Sağ olasın. İyisin inşallah. İyiyim çok şükür. Sen nasılsın? Elhamdülillah Allah ben Allah de iyiyim. Allah Herkese hayırlı sabahlar diliyorum ben de. Sağ olasın. Bugün ne bekliyor bizi? Evet konumuza uygun bir şey bekliyor. Ee, enginar kalbi yapacağım. Yani e, gerçekten... Çok faydalı bir sebze, enginar. Çoğu aslında yörelerde kültür olarak hani yok ki bilmeyenler bile var. Normalde ki ben de enginarla büyümedim açıkçası. Fakat hakikaten tadını alınca ve çok faydalı olduğunu duyunca çok yapmaya başladım ben de. Enginar kalbinin artık konserveleri çıktı. Normalde hani kase gibi satılanlar evet. da var. İsterseniz yeşilini alıp ayıklarsınız ki artık her yerde enginar nasıl ayıklanır deyince çıkıyor. Biraz eli falan hani eldiven taktıktan sonra gayet güzel ayıklanıyor. Daha sonra eğer ki hani öyle bir şeylerle uğraşmak istemezlerse gerçekten çok güzel konserveleri var ve bu da içlerinden biri. Bu bebek enginar şöyle bak alt kısmı Minicik. ve evet üzeri. Daha körpeyken toplanıp e, çok lezzetli. Çok, Gerçekten ben tavsiye ederim. enginar çok severim. Evet şimdi e, Zeynep şöyle yarım çay bardağı kadar e, zeytinyağı, hakiki zeytinyağı. Çünkü zeytinyağlı enginar kalbi yapacağız biz. Yarım çay e, bardağı kadar zeytinyağını tencereye koydum. E, bir tane bütün soğanı ay ay doğradım. Eğer büyükse ikiye de bölebilirsiniz o hani ay şeklini küp küp doğranmasın böyle zeytinyağlılarda ay şekli daha güzel oluyor işte prasa da veya hani bezelyeli zeytinyağlı yemeklerinde bunu önce soğan ve zeytinyağını şöyle biraz çevireceğim yarım çay bardağı zeytinyağı kullanacağız şöyle bir tane büyükçe bir Kuru soğan kullanacağım. Bir tane yine büyükçe şöyle patates kullanacağım. Patatesi küp küp doğruyoruz. E yine e, ya iki tane ya bir tane e, havuç kullanacağım. Ki renk olarak çok güzel e, yakışıyor hem de. Zeytinyağlara çok yakışıyor havuç. Şöyle bir su bardağı kadar bezelye kullanacağım. Haşlanmış da olabilir, dondurucudan da çıkmış olabilir. Konserve de olabilir. Ve şimdi... E, ve bir kavanoz veya iki kavanoz e, enginar kalbi. İçinden tahminen işte e, bir tanesinin 6-7 tane çıkıyor. İstedikleri kadar kullanabilirler. Ya da kase gibi enginar alıp onu küp küp doğrayabilirler. Veya e, uzun uzun doğrayabilirler. E, ama bir şekilde küçük körpe enginarın lezzeti daha farklı oluyor. Şimdi zeytinyağında şöyle sote yapıyorum ve onun peşinden hani diyorduk ya Zeynep pişmeyenlerden gidiyoruz önce diye havucu ilave ediyorum çünkü biraz zor pişiyor havuç. Evet. Önce onu da sote yapıyorum soğanla birlikte. Zaten biraz ince ince de doğramışsın. Pişmesi Aynen. de kolay olur. Biraz Bunu da hatırlatalım. Evet yani çabuk pişsin isterlerse ince doğrasınlar. Ama vakitleri varsa biraz daha kalın doğrayabilirler. Sonra küp doğranmış patates. Yine onu da şöyle... ...sote yapıyorum. Ve... Bezelyeyi ilave ediyorum bir su bardağı kadar. Bunu da şöyle yaparken de şükretmemek elde değil. Evet, evet. Rengarenk sarısı, turuncusu, yeşili, beyazı şuna bak Elham. her sebzenin ayrı bir rengi var. Ve daha sonra Zeynep şöyle enginarları yerleştiriyorum bak şöyle gül gül. İstedikleri kadar koyabilirler. Zaten Muray abla, biraz... bu senin bu aldığın konserve mi? Konserve. Bu konservenin içindeki su mu? Evet. Tamam. Hı -hı. Ya isterlerse kullanabilirler. Çok lezzetli bir Hı -hı. su çünkü. Sırf enginarın suyu ben kıyamıyorum atmaya. Aslında hani konserveyi bol yıka falan derler ama... E, ...yani bu suyu içtikçe sanki enginar suyu içiyormuşsun gibi Zeynep. O kadar doğal yani. Hani dediğim gibi konserve almak istemezlerse enginarın kendini alabilirler. Şöyle. Bu şekilde yaptıktan sonra şöyle suyunu boşaltacağım. Üzerine gezdireceğim. Bir kase daha su koyacağım Zeynep. Şöyle zeytinyağını da üzerine gezdirip bu kaseye de şöyle bir çay kaşığı tuzu koyup karıştıracağım. Ee, daha böyle hani direkt tuz görmesin şeyler diye, sebzeler diye ve ağzını kapatacağım. Yemeğimin pişmesini bekleyeceğim. Harika. Aha. Çok güzel zeytinyağlı bir enginar kalbi. Kalbi yapmış evet. olduk şu. An. Ve piştikten sonra da üzerine dereotuyla süsleyerek ikram edilecek. İkinci gelişimde de şekersiz. Ee, pekmezli sütlü bir incir dolması yapacağım. O harika. Ee, i̇çine de böyle sürpriz bir şey koyacağım. İkinci hmm, gelmeni sürpriz. Inşallah. Evet. Sürprizlere bayılırız. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben ablacığım. ellerine sağlık ben diyoruz. Ederim. Evet, değerli izleyenlerimiz şimdi obezite ve tedavi yöntemlerini konuşmak üzere konuğumun yanına geçiyorum. Çağımızın tehlikeli hastalıklarından biri olan obezite, kanser, kalp, şeker başta olmak üzere pek çok hastalığa neden oluyor. Peki tıbbi müdahale olmadan bireysel çabayla obeziteden kurtulmak mümkün müdür? Obezite tedavisi nasıl yapılır? Konuyla ilgili merak edilenleri Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği uzmanı Doçent Doktor Muhammed Kızılgül az sonra Yeni Güne Merhaba'da yanıtlıyor. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı sabahlar. Sağ olun. İyisiniz inşallah. Çok şükür. Sizler nasılsınız? Elhamdülillah bizler de iyiyiz. Şükürler olsun. Bir yeni güne daha hep birlikte merhaba diyoruz. Bu güzel yeni günü hep birlikte karşılıyoruz. Şükürler olsun bugüne de eriştiren Rabbime. Ee, Rabbim yaşadığımız her ne sıkıntı varsa beterinden korusun. Ve bize hayırlar, iyilikler, güzellikler versin. Hem dünyada hem ahirette diyoruz. Böyle güzel duygularla programımıza da başlıyoruz. Bugün son zamanların en konuşulan mevzularından birini biz de gündeme taşıdık. Obezite ve tedavi yöntemleri. Şimdi bu pandemi süreciyle birlikte herkes evde kaldı. Herkes yedik içtik, çok kilo aldık muhabbetleri o kadar dönüyor ki şimdi hocam kilo almakla obez olmak arasındaki e, ilişkiyi ya da arasındaki farkı anlatır mısınız? Çünkü insanlar biraz bile kilo olsa Ay obez oluyorum galiba diyor. Obez olmak bu kadar kolay mı? Obezite nedir? Siz bunu nasıl tanımlarsınız? Şimdi obezite sağlığı bozabilecek anormal veya aşırı miktarda yağ birikmesi vücutta yağ birikmesi olarak tanımlanıyor. Ee, obezite tabii e, kriterleri var. Hani fazla kilolu e, ya da obez demek için e, kullandığımız bari bazı kriterler, parametreler var. Bunlardan en önemlisi vücut kitle indeksi. E, kilonun evet. metre cinsinden boyun karesine bölünmesiyle evet. elde edilen bir rakam. Bu 25'in altındaysa yani normal olarak değerlendiriyoruz. 25-30 arasında ise az önce bahsettiğiniz fazla kilolu evet. kısmına giriyorsunuz. 30'un üzerinde ise e, artık obez olarak e, tanımlanıyor bireyler. Yine e, başka kullandığımız önemli bir parametre bel çevresi. E, bel çevresi de hani intra... E, abdominal yani karın içi organlarındaki yağlanmayı göstermesi açısından onların da hem diyabette hem kalp hastalığıyla ilişkisi olduğundan dolayı önemli. bel çevresi erkeklerde hani yüzün üstünde olduğu zaman kadınlarda 90 üstünde olduğu zaman obez olarak sınıflıyoruz. yalnız şunu da belirtmekte fayda var. Kadınlarda 80'i üstüne çıktığı zaman erkeklerde de 90'ın üzerine çıktığı zaman fazla kilolu e, tanımına giriyorsunuz. Tehlike. O açıdan da evet tehlike çanları çalmaya başlamış demek. Dikkat etmemiz gerekiyor demek. Hı hı. E, siz o zaman bu noktaları tespit ederek obezite tanısı koyabiliyorsunuz. E, tabii. tabi. Tabi. Bir de hocam mesela e, çok aşırı kilolular var ya. Hani televizyonda da görüyoruz. Yani e, hani hiç yerinden kalkamıyor filan. Anormal, aşırı kilo. Hep böyle obez deyince aklımıza o geliyor. Ama insanın böyle bir büyük bir göbeği varmış filan. Hani bunlar. Ya sen obez değilsin, hani asıl obez öyleleri diye zihnimizde bir algı Aynen. var. Demek ki bu doğru değil. Kesinlikle doğru değil. Çok önemli bir konuya değindiniz. Zaten obeziteyle mücadele etmenin önündeki en önemli engellerden bir tanesi hastalığın tanınmaması. İnsanlar e, hani kendine fazla kilolu olmayı ya da obeziteyi yakıştırmayabiliyor dediğiniz evet. gibi. E, ama bu çok aşırı kilolu dediğiniz... hani e, morbid obez dediğimiz yani 40'ın üzerinde olduğu zaman vücut kitle indeksi biz ona aşırı kilolu artık gerçi morbid obez tanımı da çok kullanılmıyor hastaları rencide etmemek açısından hani sınıf 1 sınıf 2 sınıf 3 obezite olarak ayrılıyor o da sınıf 3 obezite yani ileri obeziteye giriyor ama 30'un üstü de esasında obezite ama bence işin temeli 25 ile 30 arası, o fazla kilolu kısmında, yani o fazla kilolu olan bireyler, insanlar onun farkında olursa, ona göre önlemler alırsa, ileride obezite gidişatı engelleyebiliriz. O açıdan önemli. Çok önemli. E, tabii hocam, pek çok sıkıntı da beraberinde geliyor. Hani diyoruz ya kilo pek çok hastalığın da sebebi. E, hatta herhangi bir tansiyon hastasında bile deniyor ki e, işte kilo versen tansiyonun düzelir. İşte şeker hastası kilo versen iyi olursun. Hatta pek çok hastalıkta kilo vermenin ne kadar etkili olduğunu o kadar çok duyuyoruz ki. Bu kilo alınca hocam bizim vücudumuzda ne oluyor da böyle sistemimiz arıza veriyor. Mesela tansiyon oluyor. Mesela ne bileyim kalp mesela diğer hastalıklar. Kilo ile nasıl bir ilişkisi var? İşte aslında meselenin temeline şöyle bakmak gerekiyor. Mesele birazcık bu insülin direnci dediğimiz Hadiseyle başlıyor. Hani tetiği birazcık o çekiyor. Ee, i̇nsülün e, ne yapıyor vücutta? İnsülün esasında pankreastan salgılanan bir hormon. Siz yemekle e, aldığınız karbonhidratlar, şeker, glukoz e, insülün sayesinde belli bir dengede tutuluyor. Yani normal bir insanda e, kan şekerinin 75-80 ile 100 aralığında e, olması gerekiyor. Pankreas insülün salgılayarak, dozunda insülün salgılayarak bu hedef aralıkta olmasını sağlıyor. Siz karbonhidratlardan zengin gıdalarla beslendiğiniz zaman pankreas daha çok çalışmaya başlıyor. Daha çok üretmeye başlıyor. Vücut ne yapıyor? Vücut buna bir savunma mekanizması geliştiriyor. Yani o glikozu hücre içine alıp enerji olarak üretiyor ama... Bunun için insülin ihtiyaç duyuyor. Kol kola giriyorlar, kapıyı çalıyorlar, içeri giriyor glikoz, vücut onu enerji olarak kullanıyor. Ama insülin çok arttığı zaman, beslenme bozukluğuna bağlı olarak, e, hücre kapılarını kapatıyor. Kapıları kapattığı zaman şeker, glikoz hücrenin içine giremiyor. Damarlarda dolaşıyor. E, gidiyor diğer organlarda birikmeye başlıyor. E, nasıl birikiyor? Yağ olarak birikiyor. E, kilo olarak dönüyor. Karaciğerde birikiyor, damarlarda birikiyor. Ee, vücutta ödem yapıyor, tansiyonu yükseltiyor, yine damar sertliği yapıyor, ee, ürik asiti yükseltiyor, gut yapıyor yani e, her yere etkisi var yani meselenin temelinde bu ee, Tabii bu ilerledikçe siz bunun ilk başta farkında olmazsanız mesela işte o fazla kilolu dönemde hı hı. E, bunun farkında olup önlemini almazsanız e, işler daha da çığırından çıkmaya başlıyor. E, o pankreas o insülünü üretememeye başlıyor. Bir yerde teklemeye başlıyor. Ondan sonra şeker hastalığı çıkıyor. İşte kalp hastalığı, tansiyon, kolesterol yüksekliği, uyku apne sendromu, yine gastrointestinal sistem sıkıntıları, safra kesisi problemleri, reflü, yani eklem kireçlenmesi. Yani hani bizim ilkokulda Yeşilay kolu vardı. Hı hı. İçki tüm kötülüklerin anasıdır diye yazardı. Artık biz onu şöyle uyarladık. Obezite tüm hastalıkların anasıdır. Yani etkilemediği bir organ, bir sistem gerçekten yok. Ve eee obeziteyi geri döndürdüğünüz zaman, yani fazla kilolu kısmında bile meseleyi geri döndürdüğünüz zaman çalışmalar şunu gösteriyor ki Şekeri önleyebiliyorsunuz, kalp hastalıklarından koruyabiliyorsunuz, ee, uyku apne sendromunu engelleyip yani akciğeri, eklemleri her yeri koruyabiliyorsunuz. O açıdan hani esasında tedavi etmektense önlemek daha kolay, biraz daha önleme yolunda daha çok çaba harcamamız gerekiyor. Ne kadar önemli hocam şu beslenme. Ne niye, yani hep de söylenir ya. Ne yiyorsanız osunuz diye. Yediklerimiz bizi nasıl dönüştürüyor? Hem manen hem bedenen. Kesinlikle. Yani evet. manen de çok etkiliyor bizi ama bedenen sonuçları da çok ağır. Öyle değil mi? Zaten bahsediyorsunuz. E, pek çok hastalığın temelinde bu kilo var. Yani e, hastalıklardan ziyade baktığınız zaman e, e, obezite... Yaşam beklentisini de kısaltıyor. Yani e, normal vücut kitle indeksine sahip bir birey e, 70 yaşına gelme ihtimali bireyin 80 civarlarındayken vücut kitle indeksi az önce bahsettiğiniz o, o çok obez e, 40-50 arasındaki bireylerde bu beklenti 50'lere düşüyor. E, bununla beraber yine obezite hayat kalitesini bozuyor, e, depresyon gibi, anksiyete gibi çeşitli problemlere sebep oluyor. E, İş performansını da kötü etkiliyor. Yani araştırmalar onu gösteriyor. Her bireyin her alanda yani birey her alanda negatif yönde maalesef etkileri var. Hem psikolojik, hem zaten biyolojik, hem hareketlerimiz, insanlarla olan ilişkimiz, hayata karşı duruşumuz her şeyi etkiliyor. Bu kilo hakikaten öyle harcayan bir mesele değil. Hakikaten önemli. Peki hocam çokça konuşulur oldu yine. Ülkemizde de obezite arttı mı? Bunları çok duyuyoruz ama sizden tekrar duymuş olalım. Şimdi obezite esasında tüm dünyada arttı. Hı hı. Mesela 1975 yılına kıyasla dünyada obezite sıklığı 3 kat artmış. Dünyaya baktığınız zaman 2 milyara yakın fazla kilolu birey var. Yine 650-700 milyon civarında obez birey var. Yani tüm dünyada artıyor. Tabii belki başı Amerika çekiyor. Amerika'da obezite oranları %35-40'lara dayandı. Ama bizim ülkemizde de son yıllarda, son 20 yılda çok dramatik artışlar var. Bununla ilgili hani istatistiki birkaç veri vermek istiyorum. E, TÜRDEP çalışması var. O çok önemli bir çalışma. orada toplumumuzun üçte biri fazla kilolu, üçte biri obez. Üçte biri normal sınıfa giriyor. Allah Allah, bu yani kadar çok tabii mi? obezite sayısı ya yani obez obezitesi olan birey sayısı 20 milyon üstünde Türkiye'de. yani bunlar çok dramatik rakamlar. o açıdan eee bununla ilgili önlemlerin alınması, programların artırılması gerçekten çok önem arz etmekte. Hocam tüm dünyada birden böyle artmış olması. Amerika'da dediğiniz %40'lara falan dayandı. Sebep e, tam olarak ne insanlara ne oldu, bize ne oldu? Türkiye'de bu artışın sebebi ne? Neden hani e, hep zaten yediğimiz içtiğimiz şeyler bir değil mi? Artık değişti mi yoksa yediğimiz içtiğimiz şeyler? Kesinlikle ne değişti. Ne oldu bize? Kesinlikle değişti. Son 20 yani ben hani işin ...her zaman özünü anlatmaya çalışırım. Hani çok fazla ayrıntıya girmeden iki tane temel sebebi var. Buyurun. Bir tanesi beslenme bozukluğu. Gerçekten yediğimiz içtiğimiz şeyler çok belirgin şekilde değişti. Birazcık daha hani bu fast food beslenme tarzı dediğimiz... ...herkesin bildiği gibi batılı yaşam tarzına biraz adapte olmaya başladık maalesef. Bununla beraber ikinci önemli yani... Ben ikisinde denk tutuyorum. Fiziksel aktivitemiz çok azaldı. Hmm. Yani e, önceden mesela artık e, odun kırmıyoruz, bahçeyle uğraşmıyoruz, ya yani köy hayatındaki gibi e, hayvanlarla uğraşmıyoruz, merdiven bile çıkmıyoruz. Evet. Yani e, bir yerden bir yere giderken araç kullanıyoruz. E, yani sokağa bile çıkmıyoruz eskisi gibi. Yani hani bir çocukluk döneminizi hatırlayın. Bir de şimdiki zamana bir bakın. Yani çok dramatik değişiklikler var. Yani çevresel faktörler diyoruz biz buna. Çevresel faktörlerin çok önemli etkisi var. Hani tabii ki diyeceksiniz hocam genetiğin hiç mi katkısı etkisi yok? Genetiğin çok etkisi var. Tabii ki yani bugün obeziteye baktığınız zaman insanın vücut şeklini, yani bilimsel araştırmalar diyor ki insanın vücut şeklini düzenleyen yüzden fazla gen var diyor ama bu genler çevresel faktörlerle etkileşim haline girerek sizin dış yapınızı oluşturuyor yani bir tek genetik etkilemiyor bununla beraber hani son 20 yıldaki obezitedeki artışı genetiğe bağlayamazsınız ki zaten genetik orada vardı duruyordu siz üstüne bir şeyler daha eklediniz yani bu da çevresel faktörler genetik bir de şöyle de bakmak lazım mesele Hani tabii ki biz sonuçta anne baba obezse çocuğun da obez olma ihtimali biraz daha yüksek aileden gelen genetik bir yatkınlık mutlaka oluyor. Yani ben anneden babadan aldıklarımı çocuklarıma aktarıyorum ama aktarırken ben de bir şeyler koyup öyle veriyorum oraya. O üstüne koyduğunuz şeyler yani bugün çalışmalar diyor ki senin yaşam stilin senin beslenme tarzın, senin fiziksel aktivite, spor yapıp yapmaman genetiğine işliyor. Bir sonraki nesile aktarılıyor. Yani hep bir önceki nesil bir şeyler daha koyuyor üstüne bir şeyler. Yani bu daha da maalesef artacak yani araştırmalar onu gösteriyor. Yani bir örnek vereyim daha iyi anlaşılabilmesi için. Amerika Meksika sınırında yaşayan bir yerli halk var. Pima yerlileri deniyor onlara. Bunlar bundan belki 100 yıl önce 150 yıl önce. Bunlarda hiç şeker hastalığı yok. Bunlar avcılıkla, tarımla uğraşıyorlar. Bunların 2-3 kuşak önceki ataları Amerika'ya yerleşiyorlar. Oradaki beslenme tarzı, hayat tarzı, fast food beslenme tamamen ona ayak uyduruluyor, uyduruyorlar. Ve şu an bu pima yerlilerinde diyabet oranı yüzde 50. Yani her iki kişiden birinde diyabet var. E bunların genetiğinde yoktu. Ne oldu? Demek ki o çevresel faktörler de genetiği değiştiriyor. Yani e, o açıdan ikisini birlikte değerlendirmek lazım. Mesele o şekilde bakmak lazım. Yani sizin yediğiniz içtiğiniz şeyler sizin çocuklarınıza da tesir ediyor. Yaptığınız spor bile onlara tesir ediyor. Yani bu önceden çok bilinen bir şey değildi ama bilimsel araştırma artık onların da çocuklara geçtiğini gösteriyor. O açıdan bireylere çok, anne babalara çok iş düşüyor. Daha sağlıklı bir toplumda ileride yaşayabilmemiz için de yani çocuklarımızın. Hı hı. yaşayabilmesi için. Yani sadece bizim fit görünmemiz değil mesele. Bu resmen toplumsal bir mesele. Kesinlikle Gelediğin bir salgın ilgilendiren bir mesele. Ee, böyle anlıyorum söylediklerinizden. Hocam bir yandan evet obezite artıyor. Sağlıksız yaşam koşullarımız var. Hareket etmiyoruz. Çok karbonhidrat ağırlıklı ve hazır yiyeceklerle beslenme arttı. Bütün bunların hepsi etken. Ama bir yandan da hocam e, Belki de bana mı öyle geliyor acaba onu da istişare edelim. Hiç olmadığı kadar da kilo vermek, egzersiz, işte bilumum kasları çalıştırıcı hareketler, işte acayip farklı farklı diyetler bunlar da çok gündemimizde. Bütün bunlarla birlikte sanki paralel gidiyor yani. Bir yandan herhalde bu tehlike çanlarını hepimiz duyuyoruz ki, bir obezite gidiyor bir yerden ama bir yandan da hayatımızda işte yaşam tarzımızı düzenlemeliyiz. E diyet değil, rejim değil ama bir beslenme tarzı, hayat tarzına dönüşmeli. Muhabbetleri de çok dönüyor. Yani uğraşıyoruz diyorsunuz. Evet uğraşıyoruz ama, ama bir şey olmuyor mu acaba? elde edemiyoruz gibi. Ee, yani esasında şöyle ben meseleye şöyle bakıyorum yine. Hani uğraşıyoruz ama yani tam tutmuyoruz ucundan. Yani gerçekten hani motivasyon çok önemli. Yani bu işi kafaya koyup ya yani bunu bir hayat tarzı haline getirip yoksa öyle ucundan tuttuğunuz zaman hani e, evin böyle bir kabaca bir tozunu alırsınız. Yine temiz görünür ama bir de bir detaylı temizlersiniz. E, bambaşka görünür. Yani e, biz bir kabaca tozunu alıyoruz diyoruz ki evi temizledik diyoruz. Halbuki öyle değil mesele. Yani e, derinlemesine yani her yere sirayet edecek şekilde e, bu işe e, gönül verip e, e, gereğini yapmak gerekiyor. Bir de şöyle de bir şey var. Hani geliyor mesela hastalar bize. Ben çok sağlıklı besleniyorum hocam diyor. Yani sabahları yumurta yiyorum, peynir yiyorum, öğlen sebze yiyorum, et yemeği yiyorum. Yani sıralıyorsunuz bak tam sağlıklı besleniyor ama 4000-5000 kalori alıyor. Yani hani sağlıklı şeyleri de fazla yememek lazım. Yani mesela biz tabii meyve öneriyoruz ama ben yani meyveyi çok fazla miktarda alınmasını önermiyorum. Yani bunu herkes hem fikirdir. Yani her şeyin fazlası zarar vücutta birikiyor. Siz günde dört tane elma, beş tane elma yerseniz bu mutlaka bir yerde yağ olarak depolanacaktır. Yani biraz meselenin farkında da olmak lazım. Yani sağlıklı besleniyorsunuz ama aldığınız kalori fazla. Yani bu işin formülü çok basit. Siz bir enerji alıyorsunuz vücuda bir de onu yakıyorsunuz. Yani arada bir fark varsa o depolanıyor. İşte 3000 kalori aldınız e 2000 harcadınız e 1000 kalori depolanacak cepte o kilo olarak geri dönecek size. Hı, hı. Bir de hocam böyle hem oturuyoruz hareketsiz bir yaşamımız var ama bir de enerjisizlikten yakınıyoruz. Bu sefer de ay biraz enerji alayım kendime geleyim diye tatlı yemeye düşüyoruz. Bir tatlı krizi meselemiz var. Ee, ben bunu herkesten duyuyorum. Ee, bir ay tatlı tatlısız olmuyor tatlı yemem lazım muhabbetleri de çok dönüyor. Şimdi biz de değerli izleyenlerimiz size özellikle tatlı krizlerine girenlere sağlıklı öneriler vereceğiz ve TR'mizde hep birlikte izleyelim ardından buradayız. Çok stresli ya da yorgun olduğunuz zamanlarda kendinizi çikolata yerken mi buluyorsunuz? Peki böyle durumlarda ne kadar şeker tükettiğinizin farkında mısınız? İşte size tatlı krizlerinin önüne geçmek ve daha sağlıklı beslenmeye yönlendirecek bazı tavsiyeler. Tatlı kriziyle baş başa kaldığınızda küçük bir parça kurabiye ya da çikolata yiyin. Yediğiniz çikolata ya da herhangi bir tatlı sizi krizden kurtaracak ve şeker isteğinizi bastıracaktır. Tatlı krizini küçük bir parça çikolata ile bastıramıyorsanız daha çok kalori alacağınız atıştırmalıklara yönelmeyin. Tatlı şeyleri sağlıklı besinlerle bir arada tüketin. Örneğin dilimlenmiş birkaç parça elma ya da muzu Küçük bir miktar çikolataya batırıp yiyin. Fındık, ceviz ve badem gibi kuru yemişlerle birlikte de küçük bir parça çikolata yiyebilirsiniz. Tatlı krizi sizi ele geçirdiğinde meyve tüketmeye çalışın. Bir parça tatlı yerine bir porsiyon meyve yerseniz vitamin ve lif gibi sağlıklı besinlerin vücudunuza girmesini sağlarsınız. Meyvenin yanı sıra yanınıza mutlaka ceviz, fındık gibi kuru yemişler ve kuru meyveler de bulundurun. Ana öğünleriniz arasında uzun bir süre bir şey yemeden beklemek kan şekerinizin hızla düşmesine sebep olur. Bu sebeple ara öğünleri atlamayın ve mutlaka sağlıklı atıştırmalıklar tüketin. Ara öğünlerinizde yiyeceğiniz bir porsiyon meyve ya da kuru yemiş kan şekerinizi stabil hale getirir ve tatlı krizlerinizi önler. Tatlı yeme isteğini bastıramıyor ve bu fikri kafanızdan bir türlü atamıyorsanız yürüyüşe çıkın koşabilir ya da birkaç egzersiz hareketi de yapabilirsiniz. Böylece aklınızı kocalayan tatlı yeme fikrinden biraz uzaklaşıp farklı bir aktiviteyle meşgul olursunuz. Evet değerli izleyenlerimiz bugün obezite ve tedavi yöntemlerini konuşuyoruz. Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları kliniği uzmanı doçent doktor Muhammed Kızılgül hocamız bizlerle birlikte. Sizler de sorularınızla mesajlarınızla bizlere eşlik edebilirsiniz. Yeni Güne Merhaba TV Instagram adresinden bizlere ulaşabileceğiniz gibi 0538 011 2663 ne oldu WhatsApp hattından da bizlere ulaşabileceğinizi hatırlatmış olalım. Lütfen Instagram adresimizi takip etmeyi de unutmayın diyelim. Ve hocam çok önemli bir VTR'ydi bu çünkü tatlı krizi. Meselesi hali e, gündemde, sözlerin arasında bolca geçen bir mesele. Ama buna eşlik eden şey de ya daha yeni yemek yedim, yine acıktım. Ben niye böyle oluyor? Bunu da çok diyoruz. Bunun sebebi ne hocam? Şimdi iki çeşit açlık var. Biri fizyolojik açlık. Yani hani gerçekten acıkıyorsunuz. Uh -huh. Vücutta enerji eksikliği oluyor. Onu yerine koyuyorsunuz. Bu normal olanı. Bir de hedonik açlık denilen e, bir açlık var. O da yemeklerden alınan haz sebebiyle e, vücuda bir şeyler almak, bir şeyler yemek. Yani ona da hedonik girdi deniyor. Mesela yemeği yediniz, acıktınız, enerji almanız lazım. Yemeği yediniz, tamam bu fizyolojik açlığınızı e, kapattınız. Ama ondan sonra yediğiniz tatlı hedonik girdiye giriyor. Zaten obezitenin en önemli sebeplerinden bir başlık da hani bu hedonik girdi. Yani maalesef yemek yemek keyifli bir şey. Yani gerçekten mutluluk hormonu salgılıyor vücut. İnsanlar yemek yemekten keyif alıyor. Hani bunu inkar etmeye gerek yok ama onu, dozunu tutturmak gerekiyor. O az önce bahsettiğiniz tatlı krizlerinin sebebi de insülin direnciyle çok birebir ilişkili. Ee, i̇nsülin direnci olduğu zaman siz pankreası çok yordunuz. Normalden fazla insülin üretti. Ee, yediğiniz yemekten bir miktar sonra o fazla insülin sizin şekerinizi indirecek, siz tekrar açlık hissi duyacaksınız. Yani esasında meselenin özü şu: kilo aldıkça iştahınız artıyor. Yani mesela Temelinde böyle bakmak lazım. İnsülin direnci demek birazcık da aslında iştah demek. Yani siz onu baskıladığınız zaman e, işin üstesinden gelebilirsiniz. Zaten RTL'de de bahsettiği gibi e, yani karbonhidrat, basit karbonhidrat içeren şeylerden uzak durmak lazım. Hani mesela çay şekeri, dil, bar, reçel, e, şekerli gazlı içecekler gibi e, basit karbonhidratlardan ziyade e, tahıl, tam tahıl ürünleri, baklagiller, e, fasulye gibi mesela e, bu tür kompleks karbonhidratlar daha değerli çünkü bunların birazcık daha sindirimi bir miktar zaman alıyor vücut onunla ilgileniyor. Öbürleri hemen kana geçiyor, pankreas hemen öyle insülini arttırıyor, tekrar açlık hissi duyuyorsunuz, yani kısır döngüye giriyorsunuz yani. Bir de egzersiz çok önemli yani o insülin direncini kırmanız için. Egzersiz yapmanız çok önemli. E, egzersiz yaptıktan sonra, bu işe emek verdikten sonra e, kesinlikle şey de olacak. Yani iştahınız da e, azalacak. İnsülin direncini de daha iyi kontrol edeceksiniz. Yoksa insülin direnci arttıkça, siz o açlık hissini duydukça daha çok yiyeceksiniz. Daha çok yedikçe iki saat sonra yine acıkacaksınız. Yine yiyeceksiniz. O kısır döngünün etrafında dönüp dolaşacaksınız. En son bakacaksınız ki vücut kitle indeksi 30'un üzerine çıkmış. 35 olmuş, 40 olmuş. Yani ondan sonra geri dönmesi de çok zor. Yani e, ne kadar erken başlarsanız bu işe, bu işle baş etme ihtimaliniz e, e, daha da yükseliyor. Alması çok kolay, çok da keyifli, çok Aynen. tatlı kiloyu Aynen. almak ama vermek çok zor tabii ki. Ama hocam insülin ile egzersiz arasında ilişki kurmanız çok anlamlı oldu çünkü çok bildiğimiz bir şey değil bu. E, demek ki egzersiz ve insülin direnci arasında bir anlam ilişkisi var. Kesinlikle e, kas kitlesi kas kütlesi çok önemli yani hani bazen diyoruz ya kadınlar erkeklere göre daha mı kolay kilo evet. alıyor ya da kilo vermekte daha mı çok zorlanıyor yani burada yine biraz kas kitlesi ön plana çıkıyor erkeklerde biraz daha kas kitlesi fazla yine yani tabi hormonal faktörler etkiler de var bu işin içinde kadınların bir miktar daha egzersiz, az egzersiz yapması bir miktar hani genetik faktörler de tabii ki etki ediyor. ama neticede kas kitlesi ne kadar fazla olursa o hani e, insülin glikoz kol kola girdi kapıyı çaldı hücre açmadı giremedi oraya onu açan kilidi açan egzersiz. Siz kasları çalıştırdığınız zaman çalıştırdığınız zaman kas dokusu ben o glukozu almıyorum diyemiyor. Yani siz kilidi açmış oluyorsunuz. Böylelikle glukoz hücreye giriyor, enerji olarak yakılıyor. Bir yere gidip depolanmıyor ya da damarlarda sertlik yapmıyor, tansiyon yapmıyor işi kökünden halletmiş oluyorsunuz. Hı hı. Hocam bu kilo aldırıcı şeyler de hep çok lezzetli olmuyor mu? Gerçekten böyle daha bir lezzetli tadıyla kokusuyla insanın yedikçe yiyesi gelen e, besinler, yiyecekler, besin bile denmez belki de yiyecekler böyle daha cazip geliyor bize. O kesin. O, o evet. sebeple de Karşı koyamıyoruz o fast foodlar filan da hakikaten cezbedici. Bunlardan uzak kalmaya çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Uzak kalmalıyız, egzersiz yapmalıyız. Sağlıklı beslenme için bu doymuş yağ oranlarıdır işte ya da basit şeker değil de daha anlamlı daha düzgün içerikli besinler tüketmeliyiz. Bunların hepsini biliyoruz. Bir türlü yapamıyoruz. Bu yapamamamızın sebebi ne? Bize kilo vermemizi engelleyen sebepler ne? Yani ben meseleye biraz şöyle bakıyorum. Mesela e, Ramazan ayında oruç tutuyorsunuz, değil mi? Evet. Mesela bir Ramazan ayında programları e, televizyonu açıyorsunuz, Ramazan programları. İnsanlar böyle yüzlerce soru soruyor. Hı -hı. Ya ben mesela bugüne kadar işte açıp da bir soru sorma isteği hissetmedim yani. Çünkü ha mesele basit. Dörtte başlayacaksın, e, aç kalmaya. Başka bir takım daha şeyler var dikkat edilmesi gereken. Hı -hı. Sekizde de sekize kadar dayanacak. Yani çok basit, temel. Ama yani mesela ne kadar hani o öyle olur mu bu böyle çıkar mı yani işi karmaşık hale getiriyoruz yani mesela televizyon programlarını açıyorsunuz yani e, e, sağlık programlarını dinliyorsunuz çok faydalı çok güzel ama yani temelini kaybetmemek lazım yani biz temelini yapamıyoruz hani Hı. az önce bahsettim ya hani şunu yapıyoruz yani kabaca tozunu alıyoruz gereken şeyleri yapmıyoruz yani mesela az önce söylediniz yani fiziksel aktivite Fiziksel aktivite gerçekten çok önemli. Yani biz aktif yaşamıyoruz artık. Yani hayatımızın bir yerine fiziksel aktiviteyi koymamız şart. Yani en azından yürümemiz gerekiyor. En azından günde 30-40 dakika bir yürüyüş. Artık her telefonda adım sayısı bile hesaplanıyor. Bir şey yapmanıza gerek yok. Hani günlük en azından bir 7500 adım, 10.000 adım atmamız gerekiyor. Fiziksel aktivite olmadan yani bir hasta benim yanıma geldiği zaman e, poliklinikte benim ilk söylediğim şey hani kilo vermek istiyor ya fiziksel aktivite yapmayacaksanız bu iş olmaz. Yani ben Benim ilk söylediğim şey budur yani. E, fiziksel aktiviteyi arttırmanız gerekiyor. Mesela siz şimdi bir örnek vereyim. Mesela 3000 kalori alıyorsunuz günde. 2000 harcıyorsunuz. Ne kaldı cepte? Bin. Nereye gitti o? Yağ olarak depolandı. Siz diyet yapmaya başladınız. Gerçekten böyle hani aldınız yiyecekleri, kıstınız. Kalori 2000'e indirdiniz. Tamam mı? Hadi 1800'e indirdiniz. Nasıl olsa 2000 yakıyordunuz önceden. 200 eksik kalacağız, kalacağım diye düşünüyorsunuz ya. Siz onu indirdiğiniz an metabolizma da kendi hızını yavaşlatıyor. Bir savunma mekanizması olarak. Kalori 1500'e indiriyor yakacağı. E ne oldu? Yine 300 fazlam var. Bu sefer motivasyon bozuluyor ben yani yani hakikaten aç kalıyorsunuz o tatlılardan, o hamur işlerinden hepsinden feragat ediyorsunuz o keyif aldığınız yiyeceklerden, değil mi? Ama bakıyorsunuz sonuç yok. Sonucun olabilmesi için fiziksel aktivite şart, egzersiz şart. Yani onu bir seviye çıkartmanız lazım ki kaloriyi hani 2000'de de bırakmamanız lazım. 2500'e çıkarmanız lazım. E o zaman 1800 aldığınız zaman o aradaki 700 kalori fark size yavaş yavaş kilo verdirecektir. Yani yavaş yavaş. Yani zaten bizim hedefimiz genelde haftalık yarım kilo ya da bir kilodur. Yani kaloriyi de 500 bin kalori kadar azaltıp bu şekilde genelde hastaları takip etmeye çalışıyoruz. Şimdi e, hocam çokça duyduğumuz meselelerden birisi de spor yapmadan kilo verdim. Spora gerek yok. Uyguladığım yöntemle çok kilo verdim. Demek ki hiçbir anlamı ve gerçekliği yok bu duyduğumuz. Yani son. ben şahsen mutlaka sağlıklı değil yani. istisnaları vardır. Yani hani bizim bu konuştuğumuz şeyler. Kilo vermiştir şeyler de hocam sağlıklı mıdır? Devamı olmayacaktır. Yani çünkü şöyle bir şey var. Siz çok sıkı bir diyet yaptığınız zaman kilo verdikten sonra vücutta iştahı arttıran, vücutta yağ depolanmasını arttıran hormonlar aktive olmaya başlıyor. Hmm. Yani Kenarda bekliyorlar. Siz bir bıraktığınız zaman hemen onlar devreye giriyor. Sizi eski kilonuza geri döndürmeye çalışıyorlar. Ve o çok hızlı oluyor. Yani evet. verirken çok zor veriyoruz ama alırken çok kolay alıyoruz diyorsunuz ya. Onun aslında mekanizması bu. Yani o yüzden vücudu da bir taraftan eğitmek lazım. Yani artık bu benim bu benim tarzım yani ben artık böyle olacağım deyip vücudu buna inandırmak gerekiyor. O bir ayda iki ayda olabilecek bir şey değil. Evet. Yani ben şu diyeti yapayım, kilo vereyim 10 kilo, ondan sonra tekrar alacaksın. Yani hayat tarzını değiştirmen lazım. Yani mesele burada aslında uygulanan diyetin şekli şemali değil. Yani bugün baktığınız zaman dünyada kabul gören çok fazla diyet çeşidi var. Ama yapılan araştırmalarda diyor ki kilo vermede bu diyetlerinin birbirine çok bariz bir üstünlüğü yok diyor. Üstünlük diyete devam etmede, istikrarda yani onu ne kadar sürdürebiliyorsanız e, diyet o kadar etkili oluyor. Yani ben aslında birazcık da Akdeniz diyetini yine bir miktar hani e, hı hı, tabii öne çıktığını düşünüyorum benim evet, şahsi fikrim. Evet. Hani birazcık daha diğer diyetlere göre e, sağlık açısından e, çok daha faydalı olduğunu düşünüyorum. E, ama dediğim gibi yani önemli olan onu bir hayat tarzı haline getirmek. Yani bizim... E, kendi obezite merkezimizde de hani beraber çalıştığımız diyetisyen arkadaşlarımız da hasta geldiği zaman e, bu işi hani diyet listesini ver hasta gitsin evde uygulasın yani mesele böyle çözülemez yani bunu bireyselleştirmek lazım kişiye özel ne yapıyor ne ediyor, hayat tarzı ne e, nerede oturuyor evli çocuklu, fiziksel aktivite ya bunların hepsini nasıl bir ortamda yaşıyor dışarı çıkabiliyor mu çıkamıyor mu yani o kadar basit şeyler var ki yani bunu konuşmadan bilemezsiniz yani. O yüzden hani bu işte baş etmek istiyorsanız bu işin çok faktörlü olduğunu bilmeniz lazım. Meseleye sadece irade eksikliği olarak bakmamak lazım. O zaman çözemezsiniz meseleyi. Yani bu sadece bir irade eksikliği değil. Bunun yanında genetik faktörler var, çevresel faktörler var, arkadaş çevresi var, yani aile ortamı var. Yani her şeyi bir arada değerlendirmek lazım. Peki hocam yaş olarak ne söylersiniz? En çok obezite hangi yaşlar arasında görülüyor? Biz biliyoruz ki çocuklarda da arttığı çokça söyleniyor. Bu konuda ne söylersiniz? Çok önemli bir konu. Şöyle yine yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Aslında son 12 yıla baktığımız zaman bu tür dep çalışmasının biri var, ikisi var. Arada 12 yıllık bir süreç var. 12 yılda obezite oranı ciddi bir şekilde arttı yani yüzde 40-50 civarında obezite oranı arttı diyabet oranı şeker hastalığında yüzde 90 bir artış var yani neredeyse iki katına çıkmış ee, yine şöyle bakacak olursak yaş aralıklarına bakacak olursak aslında her yaşta bir artış söz konusu ama özel hani şu yaş grubunda daha yüksektir diyeceğimiz hani 45 ile aslında 55-60 arası yaş grubunda maalesef obezite sıklığı daha fazla. Yani e, niye daha fazla? Çünkü hani ilk başta önlemler alınmadığı için belli bir yaşa geldikten sonra kilo vermesi zor oluyor. Niye zor oluyor? E, yaş artıyor, kas kitlesi azalıyor, e, hareket etme şansı azalıyor. Bununla beraber e, ondan önce hep obeziteyle yaşadığı için artık belli hastalıklar gelişmeye başlıyor. Onlarla da baş etmeniz lazım. E, çocukluk çağı çok önemli. Niye önemli? Çünkü e, dünyaya baktığınız zaman şu an 5 yaşın altında 40 milyon üzerinde 5 yaşın altında diyorum 40 milyon üzerinde fazla kilolu ve obez çocuk var. Allah Allah. E, 5 ile 19 yaş arasına yani 19'a kadar geldiğiniz zaman 340 milyon. Yani rakamlar çok ciddi rakamlar. Türkiye'ye baktığımızda durum nasıl? Araştırmalar gösteriyor ki obezite sıklığı bizim çocuklarımızda yüzde onların üzerine çıkmış durumda yani her 10 çocuktan biri artık obez olarak sınıflanıyor ee, yine fazla kilolu ve obez olarak sınıf yani kilo problemi olan çocuklara baktığımız zaman onlar da yüzde 25 dörtte biri yani çok dramatik ya rakamlar yani çocuklarda obezite niye önemli yani erişkinde de obezite önemli ama erişki, çocuklukta bir miktar daha fazla önem arz ediyor niye çünkü çocukken obezseniz bunu erişkinliğe taşıma ihtimaliniz çok yüksek. Yüzde seksenler civarında. Yani sadece çocuklukta yaşamıyorsunuz onu. Bir de öbür tarafa da aktarıyorsunuz. Öbür tarafta da hastalıklarla mücadele etmeniz gerekiyor. Bir de çocukken yağ hücrelerine kilo alırken hani yağ hücreleri bir sayı olarak artıyor. Bir de hacim olarak artıyor. Siz küçükken esasında çocukluktan da önce yani gebelikte başlıyor bu işler. Anne karnında, o annenin karnından öncesinden de başlıyor. Ya yani anne gebeliğe iyi bir kiloda fizik egzersiz, fiziksel aktivite yaparak girdiği zaman o bile obeziteyi etkiliyor. Anne karnında annenin nasıl beslendiği, egzersiz yapıp yapmadığı, beklenen kilodan daha fazla alıp almadığı ya da işte gebelik şekeri varsa onu iyi kontrol edip etmediği Bunların hepsi etki ediyor. Yine çocuk doğduktan sonra anne sütü alıp almaması, anne sütü çok değerli. Kalori ve protein ihtiyacı açısından tam ihtiyaç olan, ne eksik ne fazla. Bunun yerine hani mamalarla ya da takviye gıdalarla beslediğiniz zaman çocuğa daha fazla kalori veriyorsunuz. O besle sıklığını arttırıyorsunuz. Yani o yüzden bu şeye benziyor. Hani şöyle birazcık daha örnekle açıklayacak olursak mesela hani şu an Korona virüs durumu var, pandemi durumu var, gündeme meşgul ediyor hepimiz için çok önemli. Tabii ki tedavisi için doktorlar, bilim adamları çok ciddiyetle uğraşıyorlar, bilimsel açıklamalar yapılıyor. Ama bir de aşı var, değil mi? Evet. Aşı deyince herkes bir böyle bir umutlanıyor, bir heyecanlanıyor, değil mi? Niye? Çünkü aşı yaptığınız zaman hastalık bir daha size hiç bulaşma ihtimali yok demek yani aşı o yüzden çok önemli çok değerli yani ben çocuklardaki obeziteyi önlemeyi de aşı olarak görüyorum yani siz o zaman bu işi çözdü çözerseniz yani çocuğa beslenme alışkanlığını kazandırırsanız çocuğa bir e, fiziksel aktivite e, yapma isteğini motivasyonunu aşılarsanız e, o çocuğun ileride obez olma ihtimalini azaltırsınız toplumun obez olma ihtimalini azaltırsınız Şimdi bugün Türkiye Avrupa Avrupa'da birinci sırada obezitede, özellikle Allah de kadınlardaki obezitede. Yani bunlar çok, kötü çok haber. güzel çok güzel rakamlar haberler değil. Yani çocuklara özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Yani ne yapmamız gerekiyor? Az önce söylediğimiz gibi beslenme alışkanlığı değiştirmemiz gerekiyor. Yani bu fast food tarzı beslenme. Yani hiç mi yemeyecek çocuk? Yani hiç yemeyecek demiyorum ben ama yani beslenme tarzına bir çeki düzen vermek gerekiyor. Fiziksel aktivitesini kesinlikle artırmak gerekiyor. Ee, televizyon başında telefon başında, tablet başında çocukların geçirdiği vakti azaltmak gerekiyor ama bu tabii söylemekle olmuyor. Yani bunu sizin de yapmanız gerekiyor. Birazcık da bizlerden kaynaklanıyor. Bunu kabul etmek lazım. Yani şey çocuklar niye dışarı çıkamıyorlar? Dışarıda güvensiz belki bir eskiye göre ortam var. Çıkamıyorlar ya da Bakıyorsunuz her yer şehirleşmiş binalar, bir çocuk çıkacağı, yani gideceği bir yer yok. Yani burada herkese iş düşüyor. Yani bu sadece bunun çocukların meselesi gibi görmemek lazım. Buna anne babanın girmesi lazım, bireylerin müdahale olması lazım, okulların müdahale olması lazım. Yani bakanlıkların müdahale olması lazım. mesele daha geniş perspektifle bakmakta bence çok fayda var. Hocam sadece bir kilo alma, sadece bir fit görünme meselesi değil bu. Bu obezite meselesi bütünüyle sağlığı ilgilendiren metabolik bir mesele. O yüzden metabolik hastalıklar uzmanısınız siz. Yani gerçekten e, olayın ehemmiyeti hayli fazla. Bu konuda bilinçlenmeye her zamankinden belki daha fazla ihtiyaç var. Ciddiye almakta fayda var her birimiz için ve çocuklarımızın sağlığı için. Şimdi değerli izleyenlerimiz bütün bunları konuştuktan sonra Nuri ablamızın yanına geçiyoruz ve İncir dolmasına başlıyoruz. Evet Nuriye ablacığım. Yemeksiz de olmuyor ama. Tabii tabii ki. Yani. Olur mu? Olmuyor. Rabbim yaratmış tabii ki yiyelim yani ve <laughs> yani benim de bir şey bilmiyorum hocam nasıl görür ama şimdi mesela bir tepsi baklava diyelim hmm. hani bazı hani o bir tepsinin hepsini yerim ben der ya ben de diyorum ki işte o bir tepsinin köşedeki bir tanesini yesen de aynı lezzet hepsini yesen de aynı lezzet diye düşünüyorum çok güzel bakış açısı bilmiyorum hocam nasıl görüyor bu çok düşündüm. güzel bakış ama açısı herkese de böyle derim bak tadına. Ve herkes her şeyin de tadına baksın diye düşünüyorum. Bilmiyorum hocam buna ne der ama e, bunun hepsi de yenilebilir. Evet. Ama bir tanesini de yesen aynı lezzet ama çoğunu da yesen belki daha farklı bir lezzet ve daha farklı bir rahatsızlık diye düşünüyorum. Hani bana diyorlar ki yemekçisin niye böyle hani zayıf kalıyorsun hani çok zayıf da olmasam ama ben öyleyim yani çok fazla e, tadına bile bakmadığım oluyor yaptığım şeylerin açıkçası. Şimdi ben bir incir dolması yapacağım. Ee, hocam var diye böyle şekerli şeylerden biraz uzak kaldım bugün. Ee, şekersiz incir dolması yapacağım. Öncelikle şöyle iki su bardağı sütün içine yarım e, bir çay bardağı diyeyim veya yarım su bardağı işte pekmezi koyuyorum sütün içine ve bunu karıştırıyorum Zeynep. Eğer ki hani karıştırırsan sevinirim şöyle. ha. Onu bir karıştırırken diyelim 20 tane incirimiz var. 20 adet inciri ılık suda şöyle bekletiyorum ılık suda. Ilık suda beklettikten sonra süzelim bunu. Evet. İncirleri süzdüm. Şöyle ee, Hani incirin başı üstündeyken, şöyle biraz inciri hafif hafif e, şey içinin hani boşluğunu e, bulalım. Bulduktan sonra şöyle biraz tepesini keselim, keselim. Ve bunu bildiğimiz sanki biber gibi biber hani dolması gibi şöyle içini açalım. Yani bu şekilde şöyle. ...içini açalım. Şöyle. Hı hı. Hı. Ve diğer tarafta cevizi ikiye bölelim. Biraz bütün ceviz ayıralım. Diğer cevizleri de bıçakla kıyalım. Rondoyla değil. Bıçakla kıydıktan sonra eğer ki evdekiler seviyorsa... ...gelen konuklarınız rahatsız olmuyorsa... İçine şöyle bir çay kaşığının yarısı kadar tarçın ilave edebilirsiniz. Tarçın çok yakışıyor incire. Ama hani dokunan olabilir, sevmeyen olabilir. O yüzden arzuya göre diyorum bunu. Ee, ve sürprizimiz de hurma. Diyelim 5-6 tane şöyle yumuşak hurmayı küp, küp 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 doğruyorum Zeynep. Bunun dibine cevizi iyice dolduruyorum. Şöyle incirin içine kıydığımız cevizi şöyle iyice de bastırıyorum biraz hani içi dolu olsun diye. Sonra hurmadan doğradığım hurmadan hiçbir işlem yapmıyorum sadece doğruyorum. Üzerine kapatıyorum cevizlerin ve daha sonra şöyle hani ayırdığımız bütün cevizleri de alıyorum. Şöyle Üzerini kapatıyorum. Şöyle bir incir dolmamız oluyor ve buraya koyuyorum. Eğer ki bir sıra dolduysa daha onun üzerine koymayalım Zeynep ve daha sonra iyice doldurduğumuz hani şey incirleri tenceremiz tavamız artık neyse bunun üzerine pekmezli sütü ben iki su bardağı kullanıyorum şöyle. Bunu şöyle güveçleri varsa fırına da koyabilirler. Üzeri böyle yanar biraz da hafif böyle kızarır. İsterlerse ocakta da pişirebilirler. Şimdi ben ocağa koyacağım bunu. Zeynep, pişireceğim. Ondan sonra da isterlerse bu şekilde ister kaymak, hani krem şanti, dondurma eşliğinde incirleri ikram edebilirler. Harika. Ellerine evet. sağlık. Gerçekten çok güzel ve böyle bir kişi birkaç tane yiyebiliyor. Hani şeker de yok ya gönül rızalığıyla yiyebilir. <laughs> Hocamızın da dediği gibi evet. sağlıklı şeyleri de abartmıyoruz. Evet. Ee, sana da teşekkür ediyoruz Nur ablacığım. Sunumda görüşeceğiz. Tamam inşallah. Evet değerli izleyenlerimiz şimdi konuğumun yanına geçiyorum ve obezite ve tedavi yöntemlerini konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi hocam az önce söylediğiniz çok önemli şeyler vardı. Basit şeker, basit karbonhidrat almak. Şimdi biz de harika bir incir dolması yaptık. İçerisinde ceviz var, pekmez var, süt var. İncir zaten bir enerji deposu. Şimdi ben herhangi bir fast food yiyeceğime ya da herhangi bir hmm, böyle gazlı içecek ve içi dolu onların şeker. Onlardan içeceğime e, buradan şöyle güzel bir incir dolması yesem çok daha anlamlı bir kalori olur değil mi? Tabii yani sonuçta az önce bahsettiğim gibi yemek ver, yemek gerçekten keyif veren bir şey. Yani şimdi insanlara hiçbir şey yemeyin dediğiniz zaman bunun çok gerçeklik tarafı yok. Yani bir şekilde o ihlal edilecek. Onun için kişinin birazcık daha sevdiği şeyleri de aralara serpiştirmek lazım beslenme programı hazırlarken. Tatlı yiyecekseniz bu şekilde daha sağlıklı, daha doğal tatlılar yemek e, kesinlikle e, önemli. E, hı hı. Bu şekilde e, tatlı ihtiyacımızı bu tür şeylerle gidermekte evet. fayda var. Daha sağlıklı, daha temiz, daha içeriği düzgün ve bize fayda da verebilecek içerikler bunlar. Hocam bir soru var. E, değerli izleyenimiz demiş ki Hüseyin Gökben selamünaleyküm demiş. Aleykümselam. E, nodüllerin ya da tiroid bezinin çok çalışmasının kilo almaya da vermeyle ilgili bağlantısı var mı? Şimdi e, tiroid bezi vücutta e, metabolizmayı düzenleyen hormonlar üretiyor. E, eksik çalıştığı zaman metabolizma yavaşlıyor. Kilo almaya daha meyilli oluyor. Fazla çalıştığı zaman da hasta e, tabii ki kilo veriyor ama e, tedavi edildikten sonra bunlar Kilo alıp ya da verme olayı belli bir dengeye geliyor. Yani hani siz e, tiroid bezi fazla çalışırken öyle aylarca yıllarca fazla çalışırken bu şekilde dolaşamazsınız zaten. Hı hı. Mutlaka bir e, diğer şikayetlerden dolayı mesela çarpıntı gibi terleme gibi şikayetlerden dolayı mutlaka bir doktora başvurursunuz. E, tedavi edildikten sonra da yani burada belki şunu sormak istiyor. Yani her şey normal fazladan tiroid bezi alırsam. Bunu soran insanlar da oluyor. Fazladan alırsam acaba kilo vermeme faydası olur mu diye. Bu kesinlikle böyle bir şey önermiyoruz yani. Hı hı. Normalse tiroid bezi, tiroid fonksiyonları ekstradan herhangi bir ilaca da gerek yok. Hı hı. Hocam bunu çok duyuyoruz. Ya işte sen çok zayıflamışsın ya benim tiroid bezlerim çok hızlı çalışıyormuş. İşte sen bu ara kilo mu aldın? Ya baktırdım da tiroidlerim çok az çalışıyormuş. Bunu çok duyduğumuz için e, birebir ilgisi alakası nasıl diye de insanlar merak ediyor. Şimdi şöyle tabii ki birebir kesinlikle alakası var. Ama yani ben şunu görüyorum hastalardan. E, meselenin tamamını ona bağlamaya çalışıyorlar. Hmm, yani tamam. Bu yanlış. Yoksa zaten mesele basit. Yani bir tahlil yapıyorsunuz. Tiroid bezi tembelse zaten ortaya çıkarıyorsunuz. Ve tembellik Sonrasında verilen ilaç da %100 tedavi ediyor size. Yani TSH bakıyoruz. TSH yüksekse tiroid bezi az çalışıyor demektir. Hormon takviyesi yaptığınız zaman yani TSH yüksek olması ne demek? Vücudun ihtiyacı 200 ise sizin tiroid beziniz 150 üretiyor demek. E ne yapıyorsunuz? 50 olan eksik olan kısmı tamamlıyorsunuz. Yine 200'e tamamlıyorsunuz. Ondan sonra hasta Normal bir birey gibi oluyor. Yani ama e, maalesef insanımız şöyle algılıyor. Benim tiroid bezim çalışmıyor. Onu ömür boyu o şeyle gidiyor ve aldığı bütün kiloları ona bağlıyor. Hı hı. E, Hipotiroid hastaları da çok rahatlıkla kilo verebilir. İlacını aldıktan sonra kilo vermesi için hiçbir engel yok. Mesele böyle bakmak lazım. Hocam biraz artık e, yöntemlere, tedavi yöntemlerine girelim. Dikkat etmedik, kilo aldık hatta obez olduk çok kilo oluyoruz ee, bu noktadan sonra siz nasıl geri döndürüyorsunuz şimdi esasında <laughs> e, mesele sadece bir e, doktorun çözebileceği bir iş değil yani sadece endokrinolojinin baş edebileceği bir iş değil e, bizim kendi e, hastanemizde obezite merkezimiz var <laughs> e, 6 aylık programları alıyoruz hastaları e, bu programın içinde bizim Yine endokrinoloji olarak biz varız, cerrahımız var, diyetisyenimiz var, fizyoterapistimiz var, psikologumuz var. Bu bir ekip işi. Öncelikle onu söyleyeyim. Hepsinin kendine göre hastaya sağladığı bir katkı var. Yani az önce bahsettim ya meseleye sadece bir irade eksikliği gibi bakmamak lazım. Mesele çok faktörlü. E, ne yapıyor mesela? E, hasta bize geldiği zaman biz hastayı programa dahil ediyoruz. Hepimiz ayrı ayrı hastayı görüyoruz. Herkesin kendine göre bir yaklaşımı var, bir tarzı var, yapması gerekenler var. E, bir psikoloğa gidiyor, psikolog çeşitli anket anketlere tabi tutuyor onu, onu bir tanımaya çalışıyor. Yani işte e, hastalıkla ilgili bilgi düzeyi nedir? depresyon var mı yok mu psikolojik bir sıkıntısı var mı yeme bozukluğu var mı yani bunların hepsine bir baştan anket yapıp ondan sonra 8-10 kişilik bir programa yani kişinin olduğu gruplara ayrıyorlar. Grup terapisi başlıyor. Yeme bozuklukları davranış tedavisiyle düzeltilmeye çalışılıyor. Yine öfke kontrolüdür, strestir. Çünkü biz biliyoruz ki stresin de kilo almada çok pozitif etkileri var. Yine diyetisyenimiz aynı şekilde yani cerrahımız da var Hani biz de medikal olarak Hani ilaç tedavisiyle hastalara destek olmaya çalışıyoruz yani temelinde şöyle bakmak lazım en başta hastaya bir beslenme programı evet. hazırlıyoruz beslenme programında dediğim gibi hani özel şu diyeti uygula demekten ziyade biraz daha bireyselleştiriyoruz hastanın alışkanlıklarına göre yaşam tarzına göre karakterine göre bir diyet listesi, bir beslenme programı hazırlayıp sonrasında fizyoterapistin eşliğinde egzersiz öneriyoruz. Egzersizleri de uyguladıktan sonra hastayla biz de bu arada görüyoruz. Hastanın bazı kullandığımız ilaçlar var. Yani Kısaca onlara da deneyim izleyenler merak ediyordur. Bizim Türkiye'de kullandığımız bakanlık onaylı iki tane ilaç var bir tanesi olistat etken maddeli. Sizin yemekle yediğiniz yağ sindiren, bağırsakta sindiren lipaz enzimini bloke ediyor. Onun çalışmasını engelliyor. Ne oluyor? Ya emilmeden, kana geçip enerji üretmeden bağırsaklardan dışkı yoluyla atılmış oluyor. Tabi burada yemeklerden önce veriliyor. Bazı işte şikayetleri hastaya belirtmemiz gerekiyor. Yani birazcık gastrointestinal sistemle orada etki ettiği için onunla ilgili sıkıntılar olabiliyor. İşte biraz ishal yapabiliyor, şişkinlik yapabiliyor. Ama genel olarak hani yan etki profili biraz daha düşük bir ilaç çünkü bağırsaktan o da emilmeden kana geçmeden atılıyor. bunu kullanan hastalarımızda hani gerçekten hani fayda sağladığımız hastalar var ama dediğim gibi mesele sadece İlaç olarak bakmamak lazım. Yani hepsini tamamlayıp yanına da onu eklediğiniz zaman e, fayda görme şansınız var. Bir diğer ilacımız da e, liraglutit etken maddeli. O daha çok şey e, o iğne şeklinde e, o iştah azaltıyor. Doygunluk hissi veriyor. E, mide boşalmasını geciktiriyor. E, biz de hani uygun hastalarımızda bu iki ilacı verebiliyoruz. Yine metforminimiz var insülin direncini kırmak için. Bir miktar iştahı da azaltıyor. Bazı kişilerde kilo vermeye de pozitif etkileri var. Hani genel olarak esasında kullandığımız ilaçlar hani bunlar. Diyeceksiniz cerrahi nerede devreye giriyor? Evet. Ona da kısaca değinmek istiyorum. Cerrahi için esasında bakanlığı belirlediği kurallar var. Nedir? Hani vücut kitle indeksi önemli vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde ise hasta obezite ameliyatı olabilir ya da 35'in üzerinde ise buna beraber eşlik eden bir e, diyabeti, şeker hastalığı, hipertansiyonu, kalp hastalığı ya da uyku apne sendromu gibi bir durum varsa o zaman da hasta ameliyat edilebiliyor. Ama biz dediğim gibi yani e, hastalara şunu söylemek istiyorum. Bizim obezite merkezimize gelirken insanlar hani çoğunun kafasında ameliyat olmak için Evet. Hani geliyor insanlar. Evet. Hani ben hani bu şekilde gelmemelerini öneriyorum. Tedavi olmak için gelsinler. Zaten ameliyat da bu işin bir yerinde var. Ameliyattan çok fayda gören hastalarımız da var ama biz hastaları direkt ameliyata göndermiyoruz. 6 ay bir bizim süzgecimizden geçiyor. En son oturuyoruz 6 ay sonunda. <laughs> Tüm ekip toplanıyor. Ekip her açıdan hastayı değerlendiriyor. E, uygunsa o zaman cerrahiye gönderiyoruz. Yani, e, Cerrahide de e, kısaca e, ne tür cerrahiler uygulanıyor? İki tane önemli cerrahi var. Yani onlardan kısaca bahsedeyim. Bir tanesi tüp mide, herkesin bildiği gibi. Midenin %80 kısmı çıkartılıyor. E, diğeri de bypass, gastrik bypass cerrahisi. Mide küçültülüyor. Midenin geri kalan kısmıyla bağırsak bypass ediliyor. Yani oraya hiç uğramıyor gıdalar emilimi engelleniyor yani tüp midede siz e, alanı küçültüyorsunuz, e, bypassta hem alanı küçültüyorsunuz hem de emilimi engelliyorsunuz o yüzden bypass birazcık daha etkili e, onu birazcık daha obezitesi daha ciddi boyutlarda olan hastalarda e, kullanıyor cerrah arkadaşlarımız e, tedavi başarısı nasıl tedavi başarısı e, yani hani kabaca tabiriyle %60-70 civarlarında bir tedavi başarısı var. Tedavi başarısı da neye göre değerlendiriliyor? Fazla kilodaki azalmaya göre yani siz mesela 90 kilosunuz, 90 kilo geçmemeniz gerekiyor. Siz 140 kilosunuz, 50 kilo fazlanız var. Ameliyattan sonra o fazla 50 kilonun en az %75'ini size verdirmesi gerekiyor. Yani ne kadara tekabül ediyor? Yaklaşık 37,5 kilo. Yani 35-37,5 kilonun üzerinde kilo verdirdiyse bu tedavinin başarısını gösteriyor. Ama şunu da akılda tutmak lazım. Bir ya da iki sene sonrasında ameliyattan sonra kilo verip tekrar ameliyat gereken hasta sayısı da yaklaşık %25. Yani hastaların dörtte biri hatta Amerika'da %30. Yani bu da şunu gösteriyor meseleye sadece şunu yapayım iş bitsin hadi bana eyvallah böyle bakmamak <laughs> lazım. Yani ondan sonrasında iş devam ediyor. Yani demek ki e, o da bir çözüm değil. Yani siz hayat tarzınızı değiştirmediğiniz zaman fiziksel egzersiz aktiviteyi hayatınızın bir yerine monte etmediğiniz sürece e, hiçbir tedavi yönteminin başarılı olma ihtimali maalesef yok. Maalesef yok hocam ve bu konuda özellikle çocukluk dönemine de dikkat çektiniz. Şimdiden daha çocuklar küçükken sağlıklı beslenmek ve egzersiz, spor yapmak, fiziksel aktiviteye dikkat etmek, bunu hayatımıza yerleştirmek, o çocuklara da bunu benimsetmek gerekiyor. Çünkü ergenlikte de kilo almalar, vermeler olabiliyor ve bu psikolojiyi de çok etkiliyor. Peki değerli izleyenlerimiz, ergenlik döneminde fiziksel aktivite nasıl olmalı, nelere dikkat etmeliyiz? Hep birlikte izleyelim ardından buradayız. Fiziksel aktiviteye önem vermeyen, saatlerce bilgisayar veya televizyon başında oturan gençlerin obeziteye daha yatkın oldukları bilinmektedir. Bu nedenle gençlere uygun fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılması ve bu davranışın alışkanlık haline getirilmesini sağlamak önemlidir. Ergenlik döneminde fiziksel aktivite mental sağlığı geliştirir, kendine güveni artırır, anksiyete ve depresyonu azaltır davranış disiplin ve sorumlulukları geliştirir kilo kontrolü sağlar sağlıklı kemik kas ve eklem yapısının oluşturulmasına ve devam ettirilmesine yardımcı olur Evet hocam şimdi ergenlik döneminde de fiziksel aktivite çok çok önemli. Çünkü daha çocukluktan başlamamız gerektiğini, bu bilinçle yetişmemiz gerektiğini bahsettiniz. Hatta kaç yaşında olursak olalım bütün bu bilgilerle zararın neresinden dönsek kardır deyip başlamak lazım. E, ve farkı göreceğiz öyle değil mi? Sağlık olarak, nefes alışverişimiz, psikolojik durumumuz dahi e, egzersizlerle çok doğru orantılı. Pek çok uzmanımız geliyor buraya ve e, her biri kendi zaviyesinden meseleyi açıklığa kavuşturuyor. Biz onlardan da çokça duyuyoruz ki egzersizler fiziksel aktiviteler, psikolojik ruhsal durumumuza da çok iyi geliyor. Bütün bu vurgular çok güzel oldu. E, şimdi e, mesajlarımıza biraz bakalım hocam müsaadenizle. Hem e, mesajlarımız var belki sorularımız var. Hepsine bir bakalım. Çakır Tuğba Güneş demiş ki Nizip Devlet Hastanesi'nde bir zamanlar çalışan biri olarak Muhammed hocamı ekranda görmekten büyük mutluluk ve gurur duydum. Saygılar selamlar demiş. Gül Beyza Hanım da şöyle bir soru iletmiş. Zeynep Hanım metabolizma hızlandırıcı besinler var mıdır? Rica etsem hocamız söyleyebilir mi? Yani şöyle esasında metabolizmayı hızlandıran besinler en önemli şey egzersiz. Yani gıdalar olarak hani ben şu daha çok hızlandırıyor. Bu bunları yediğiniz zaman daha fazla metabolizmanız çalışıyor desem yani ben çok katılmıyorum o tür şeylere. Yani metabolizmayı hızlandırmak için az önce bahsettiğim gibi kesinlikle egzersizi devreye sokmanız lazım. Vücudun kas kitlesini arttırmanız lazım. İşin temeli bu. Yoksa ben şundan biraz fazlayım. Limon suyun içine koyayım, içine biraz nane koyayım ya da ceviz. Yani bunlar mutlaka ufak tefek etkileri oluyordur. Ama mesele aslında hani temeline baktığınız zaman bu işi çözecek şey egzersiz. Kas kitlesini artırmak, protein alan protein miktarını hani belli bir düzeyin altına indirmemek fazla da alınmasını önermiyoruz da belli bir düzeyin altına indirmemek. Yoksa az önce bahsettiğim gibi siz Diyet yapmaya başladınız. Zaten metabolizmanız orta otomatik olarak aşağı gelecek. Siz ona takviye yapmadığınız sürece, mesela geçen bir yerde gördüm sirke metabolizmanızı arttırıyor. Yani bana çok mantıklı gelmiyor bunlar. Yani siz o zaman sürekli sirke mi içeceksiniz her gün metabolizmanızı dansın diye. Ya da mesele şöyle bakın, hani bir sofra var oturdunuz, sofrada muazzam. Yani her şey var yemeklerden tatlılardan her şey var. E çıktınız çay içeceksiniz hocam buna şeker atayım mı atmayayım mı? Yani hmm. bunun gibi oluyor yani e, ya o kadar yediysen hani şekerli içebilirsin zaten. Hani mesele hani siz şimdi hocam şeker zararlı değil mi? E, yani zararlı da hani benim anlatmak istediğim şey farklı. Yani, yani oraya gelene kadar bir sürü şey var. Yani e, mesele basit yani hani az önce Ramazan örneğini verdim ya hani o kadar çok sorulacak soru var ki bu meseleyle ilgili ama işin temelinden uzaklaşmamak lazım. Yani onlar da olsa olur yani çayı şekersiz içelim ben şekerli içelim demiyorum yani ama ondan önce temel şeyleri de halledelim Onlar da ek üstüne koyalım. Yoksa e, e, sağlıklı beslendiğiniz sürece zaten metabolizme hızlandırıyorsunuz. Hı hı. E, karbonhidratlar e, basit karbonhidratlardan yağlı yiyeceklerle beslendiğiniz zaman metabolizmayı tembelleştiriyorsunuz da belki bir taraftan. Alıyor depoya gidiyor. Alıyor depoya gidiyor. E, o açıdan e, genel olarak bakmak lazım ben öyle evet. düşünüyorum. Çok boyutlu bir mesele. Aynen. Sizin de söylediğiniz gibi çok faktör var. E, sadece böyle yüzeysel toz almak değil. Bugün Aynen. hocam sizden öğrendiğimiz Aynen. cümleler şimdi tabii ee, evet detaylı sorularımız var soru çok dediniz ya hocam evet sorularımız var tabii ki sizi bulmuşken de sormak istiyoruz. Ee, bir izleyenimiz demiş ki benim boyum e, 1.65 bel çevrem 86 kilom 74 bir de böbrek... E, Böbrek ne olmuş acaba? Böbrek olduğum için yazmış. Böbrekte bir şey olmuş. E, obez olabilir miyim acaba diyor. Bel çevresi 86. Tabii kadın mı erkek mi onu da yazmamış. Yani şimdi ben tabii hesap makinesi olmadığı için tam hesaplayamıyorum ama benim 86 bel çevresi evet. fazla kilolu sınıfına giriyor. Hı hı. Yani e, 90 üstüne çıktığı zaman obezde oluyor. Bahsettiği kiloları da düşündüğüm zaman muhtemelen 25 ile 30 arasına tekabül ediyordur. Evet, 1.65 boya 74. Yani... E, 30'un üstüne çıktığı zaman obezite yani 30'un altındadır diye tahmin ediyorum. Belki bir miktar üstüne çıkmıştır. Ee, ama e, yani onu sorması bile çok güzel. Yani benim istediğim bu. Yani herkes bir vücut kitle indeksini ölçsün, bir bel çevresine bir baksın. Yani meselenin neresinde? Hani e, televizyonu izlerken evet ya dikkat etmek lazım. İnsanlar da kilolu. Yani bir de, ama bir kendimize bakalım. Be. Yani belki biz de fazla kiloluyuz. Bizim de bir yerde frene basmamız gerekebilir. O insülin direncini daha ilerlemeden evet. çözebiliriz. Evet, bir diğer soruyla hemen devam edelim. Merhabalar, Doktor Bey bir sorum olacak. Eşim karbonhidrat diyetine girdi. Patates, un, pirinç, tatlı, meyve yemeden 40 gün diyet yapacak. Sonra 36 saat açlık yapacak. Bu süreçte ilgili ne söylersiniz? Şimdi ben tabii e, böyle bir soru bekliyordum. Öncesinde o yüzden biraz açıkladım ama insanlar soruyor bu eee ketojenik diyet dediğimiz hmm. karbonhidratı yani e, normalde hani herkesin önerdiği genel e, yaklaşım şu. Hani proteinler %20 yirmi e, kalorinin %20'sini oluşturmalı. Yağlar %30 civarı. Karbonhidratlar da kabaca %50. Eee karbonhidratı %10'a indirdiğiniz zaman e, Ketojenik diyet dediğimiz ketojenik diyet faydaları çok yani karbonhidratı ne kadar aza indirirseniz o kadar iyi ama şunu unutmamak lazım yani az önce bahsettiğim gibi o diyetlerin birbirine üstünlüğünden ziyade sizin ne kadar uyguladığınız önemli yani 40 gün uyguladın ondan sonra verdin 10 kilo ondan sonra ne yapacaksın eski düzene geri dön patates börek baklava yine başta yemeye Hiçbir faydası olmayacak ki. Onun için ben şuna inanıyorum. Yani bir bilgine sormuşlar demişler ki zehir ne demektir? Demiş ki ihtiyacın fazlası olan her şey zehirdir demiş. Fazla güç, fazla dinlenmek, fazla yemek, yani fazla korku, fazla sakinlik, fazla neşattı, fazla iyi niyet. O yüzden hani hakikaten yaşamın şifası ve özü dengede kalabilmek. Yani ben o tür diyetleri hani e, mutlaka kilo verirsin. Yani sen onları kıstığın an zaten e, alacağın kaloriyi azaltıyorsun. Yarı yarıya azaltmış oluyorsun. Karbonhidrat zaten yarısı demek. Yüzde kırkını alma şey yüzde elden düşürmüş oluyor. Yani yüzde seksen şeyi azaltmış olacaksın karbonhidratı. Yüzde kırk da aldığın kaloriyi azaltmış olacaksın. Kilo verirsin mutlaka ama dediğim gibi istikrar önemli. Ee, ve denge önemli. Yani o tür diyetler çok dengeli diyetler gibi gelmiyor bana. Şimdi hocam bir diğer soru. <laughs> Muhammed Bey'e bir şey sormak istiyorum. Şeker hastasının kullandığı insülinler kilo yapar mı? Çok güzel bir soru. Ee, diyabet hastalarının kullandığı bazı e oral antidiabetikler dediğimiz haplar ve insülünün de bir miktar kilo yapıcı etkisi maalesef var. Hani çok dramatik olmasa da onun için hani bizim insülün kullanması gereken çok fazla hastamız oluyor ama insülünü de çok fazla yükseltmeden belli bir dozda insülünü arttırmak hastanın biraz iştahını maalesef açabiliyor. Daha çok yemesini sağlayabiliyor. Ondan sonra şekerler yine yükseliyor. Bu sefer insülin dozunu biraz daha arttırıyorsun. O biraz daha yemeye başlıyor. Biraz da bir bakıyorsun ki insülin düzeyleri yüzün üstüne çıkmış kullandı. 100 150. E kilo artmış. demek ki burada hani bir yerde bir şeyi yanlış yapıyoruz yani. Yani sadece hasta bazında da söylemiyorum. Yani genel olarak söylüyorum. O açıdan insülin çok faydalı bir ilaç şeker hastaları için ama nerede nasıl kullanacağınızı, dozunu iyi ayarlamak lazım. Hastanın da buna çok dikkat etmesi lazım. Ee, ama ben insülin kullanıyorum. Benim kilomun hepsi ondan ya böyle de bakmamak lazım mesele. Yine bir miktar katkısı vardır belki. Ee, ama e, meselenin özü temeli sadece o değildir yani. Evet, bir diğer izleyicimiz insülin direncine de e, değinmiştiniz ama hocam şöyle bir soru gelmiş. <laughs> insülin direncini düşürmek için tüketilmesi gereken besinler var mıdır? Şöyle yani şunu yediğiniz zaman mesela bol bol ceviz yiyin insülin direnciniz düşer. Yani kaynağı ne olduğunu söyledik zaten. Siz e, çok fazla karbonhidrat tüketirseniz, pankreası çok çalıştırırsanız yediğiniz hiçbir şey o insülin direncini geri çevirmeyecektir. Yani işin temeli belli. Pankrası e, pankreası çok çalıştıracak, onu böyle e, tahrik edecek gıdalardan uzak durmak, hı hı. fiziksel egzersiz et, e, eklemek. Yani buna yani insanların odaklanması daha sağlıklı olur. Çünkü biz her zaman hep işin kolayına kaçmak istiyoruz. Yani evet, evet. yani her yerde bu böyle. Evet. Tamam mı? Ee, öyle çok böyle önemli tüyolar, ipuçları. Bunu yaparsanız her şey düzelir. Öyle Böyle bir şey, şey olduğuna yok. inanmıyorum ben maalesef. Evet, hemen bir soru daha okuyayım hocam. Zeynep Hanım, eee Dinç Perihan ben programınızı severek izliyorum. Avusturya'da yaşıyorum. E, her sabah sütlü kahveyle Birkaç hurma yiyorum ve hiç açlık duymuyorum ama ekmek yersem bir saat geçmeden acıkıyorum. Bunun sebebini öğrenebilir miyim ve hiç kilo almıyorum. Çok rahatım demiş izleyicimiz. Çok, çok güzel, kısa bir yanıt alabilir çok miyim Çok güzel hocam? bir soru sormuş. Yani hurma zaten karbonat içeriği açısından çok sağlıklı bir besin. Yani dengede tutabiliyor az önce bahsettiğimiz gibi. Hem açlık hissini baskılayabiliyor hem de... Bir anda kana şeker geçmiyor, pankreası bir anda uyarmıyor. Hı. Ama e, beyaz ekmek biraz daha basit karbonhidrat sınıfına giriyor. İnsülini daha e, kolay yükseltiyor. Sonrasında birazcık daha e, insülin direncine bağlı şekeri düşürüp açlık hissini biraz daha arttırabiliyor. Hı hı. E, o yüzden hani kıyaslayacak olursak e, ben de tabii ki e, hurmayı tercih ederim. Hı hı. E, Yanımdasınız. Birlikte. E tabii süt Hı -hı. hani e, süt olarak da birazcık daha hani yağ azaltılmış süt Hı -hı. ben e, daha çok tercih ediyorum ona da dinleyiciler Hı -hı. daha çok tercih edebilirler. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Vaktinizi ben teşekkür et, Allah razı olsun. İyi ki geldiniz. Ne güzel bilgiler daha paylaştınız. Için. Ben de çok keyif aldım. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun hocam. Evet değerli izleyenlerimiz şimdi hastalık elamanı gidiyoruz. Ardından buradayız. Nuriye ablacığım bu nasıl oldu. bir sunum? Bütün <laughs> e, bu konuşmaların ardından bize ne yapıyorsun? Sağlıklı, <laughs> sağlıklı. Zeytinyağlı. E, kalbin dostu, karaciğerin dostu. Hı. Gerçekten bir şifa kaynağı Enginar. Ki mutlaka ayda bir kere dahi olsa yemek evet. gerekiyor bence. E, mutlaka denesinler, mutlaka. İncir dolmamızda pekmezli, sütlü, şekersiz hurmayla tatlandırdık. Afiyet olsun. İnşallah evlerinde yaparlar. Bir daha mutlu oluruz öyle. Evet madem tatlı yiyeceğiz şöyle sağlıklı bir tatlı yiyelim evet, değil mi? Evet Gerçekten doya Gerçekten çok önemli. Ee, ee, yerine sağlıklı e, evet. Zeynep e, evde tatlı yok veya işte şekerli tatlılardan korkuyorsunuz. E, hurmanın çekirdeğini çıkarırsınız, iki tane badem koyarsınız böyle iyice sıkıştırıp. ...evde bir tabağa koyup, üzerine streçleyip, gelip gidip atıştırırsınız. Böyle mesela kayısının içine badem, hurmanın hı. içine badem... ...çok güzel oluyor, hı hı. tavsiye ediyorum yani. Evet, çok teşekkür hı hı. ediyoruz Nuriye Afiyet ablacığım. Olsun. Ellerine sağlık, Afiyet Allah razı olsun. olsun. Afiyet bal şeker olsun inşallah. Evet, değerli izleyenlerimiz... ...bugün de biz ailen sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yarın sabah saatler 10.30'u gösterdiğinde... ...bizler yine de yine burada sizlerle birlikte olmak istiyoruz inşallah. Ve bu arada... Ee, bizim çok değerli yapımcımız Barış Tığlı Beyefendi'nin e, babası da şu an hastanede yoğun bakımda. Sizden dua rica ediyoruz. İnşallah sağ salim babası çıkar ve Barış da iyi bir şekilde aramıza döner. Ee, sizlerin dualarıyla inşallah her nerede sıkıntı, acı, sancı çeken e, hasta varsa şifa bulsun inşallah diyelim. E, bu manada sizden de dua isteyelim. Evet değerli izleyenlerimiz yarın sağlıklı insan ilişkileri ve etkili iletişim konusunu konuşacağız. Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Belgin Konarılı ve Aile Danışmanı Senem Yıldız hanımefendiler bizlerle birlikte olacaklar. Sizleri de bekleriz şimdilik Allah'a emanet olun hoşçakalın.